Sen nasılsın bakalım Bıcır'ım? Daha iyisin değil mi? Ağrınsızın yok. Çok iyiyim Tolga abi. Teşekkür ederim. Süper. O zaman sen şimdi güzelce odana geçiyorsun. Battaniyeyi de tepene kadar çekiyorsun. Güzel bir uyku çekiyorsun. Tamam? Tamam. Hadi geç bakalım. Gel bakalım. Ben de Bahar'ı yatırayım. Arçın. Oğlum bak Bahar'ın yanında çok kurcalamak istemedim ama... başka bir şey dedi mi doktor? Ya tam olarak neden olmuş böyle bir şey? Niye düşüp bayılmış kız? Vallahi ben de bilmiyorum oğlum. Yani Zehra tek başına konuştu doktorla. Ben yanlarında yoktum. Ama anladığım kadarıyla... yani o tarz ameliyatlardan sonra böyle şeyler yaşanabiliyormuş. Daha çok dinlensin, birazcık daha kendine dikkat etsin falan demiş doktora. Ya anladım. İyi bari o zaman. Aynen. Doruk, sen polisi arıyordun. Abimle ilgili. Gerçekten aradın mı yoksa korksun diye mi öyle söyledin? Yok. Gerçekten aradım. Hatta ben de şikayetçi oldum namı diğer şerefsiz abinden. Gözaltına alacaklarmış. Gerçekten mi? Aynen öyle. Ayrıca böyle durumlarda gözaltına almasalar bile galiba uzaklaştırma kararı falan çıkarabiliyormuşuz. O sana son imzalattığım dilekçe de o yüzden zaten. Oğlum kargaçta telefonları da burada unutmuşuz ya. Bakalım annem kaç yüz kere aramış. Sevgilim aramış. Ben de Olcan aramış. Sen ara bence. Ben bunu okulda görsem de olur. Elim yüzüm falan bir yıkayım. Ben de birazcık uzanayım. Arayayım bakayım ne diyor. Ablacığım ateş harlanınca birazcık daha ısınacaksın tamam mı? Azıcık dayan. Hasta olmaz inşallah ya. İnşallah. Doruk arıyor. Kesin yeni uyandı, cevapsız aramamı gördü. Meşgule mi attın? Yok, sessiz aldım. Bence aç ya Asiye. Çünkü Doruk'un da Berk'ten az kalır bir yolu yok. Sonuçta sana ulaşamayınca hepimiz aramaya başlayacak tek tek. Ya, tamam açayım da ne diyeceğim? Hemen gider miyiz onların evindeki? Yani onlar 4, biz de 6 kişi. Biraz kalabalık. Yani Fadır'ın bir gelsin, eğer çözüm bulamazsa en azından kızlar orada kalır. Tamam, o zaman hemen şimdi geliyoruz falan demeyeyim. Önce bir amcamı bekleyelim. Alo Doruk. Sevgilim. Ya aramışsın ama gece başımıza çok acayip şeyler geldi ya. Böyle hızlıca evden çıkarken de telefonu almayı unutmuşum. Evet aramıştım. Ne oldu? Beni mi özledin yoksa? Doruk Atakul'un yanımda olsaydı ne güzel olurdu mu dedim. Öyle de dedim de ne geldi başınıza sizin, kötü bir şey mi oldu? Sorma ya. Bu Zehra'nın manyak abisi dayandı kapımıza. Tam onu kavga gürültü def etmeye çalışırken bu sefer üstüne Bahar düştü, bayıldı. Aa. Aynen. İşte apar topar onu hastaneye götürürken de ne benim aklıma gelmiş telefon ne de Tolga'nın. Geçmiş olsun, iyi mi şu an? İyi iyi. Dinleniyor biraz. Siz ne yaptınız bu arada, geçtiniz mi durağa? Biz bugün biraz geç kalacağız ya, siz bizi beklemeyin. O neden? Aşkım anlatırım sonra, tamam mı? Görüşünce konuşuruz. Hadi öptüm, bay bay. Peki tamam. Öpüyorum, görüşürüz. Beni özlemiş. Yaktım, vallahi yaktım. Nasıl? Bak, yaktım. Sanki ateşi keşfettin ha. Elinde kibrit vardı, gördüm. Yak bir zahmet. Taşla bizi kandırmaya çalışıyor bir de. Aman her şeyi de gör, her şeyi de gör. Şurada halimize bak ya. Bir şeye seviniyoruz azıcık, bir karışma. Bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek ha.